Herkese merhaba arkadaşlar. Host Flipper'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm arkadaşlar ben adadaki evimi taşıp bir tane ev var arkadaşlar uzayda oraya taşınacağım. Ama ondan önce ben bir ev daha satın aldım. Baktım hayaletliydi. Ulan dedim burayı size göstereyim bu hayaletli evi. Ben de tam bilmiyorum. Hayaletli yazıyordu üstünde. Birazdan gireceğim. Hah arkadaşlar görüyor musunuz? Ev bu. Oyun bana dedi burada hayalet var. Biraz dikkatli ol falan dedi. Dedim ne? Ay! Ne dedim ne hayalet ya amına koyayım ben Resident'i bitirmiş adamım bundan mı korkacağım derken korkunçmuş lan. Evde takrak sesler geliyor. Hayaletmiş. Amına koyarım hayaletin lan ben Resident'i bitirmiş adamım. Outlast'ı da bitirdim. Host Flipper'dan mı korkacağım amına? Başta biraz ses geldi ondan korktum hemen girer girmez. Ama bir şey yoktur bence. Evet kimse var mı? Amına kodumun çocuğu. Ne oluyor be? Beyefendi bir şey yok yok sakin olun telefon çalıyor. Evet. Alo. I'm always flipping houses. Ben her zaman evdeyim diyor. I'm always flipping houses. Ben de her zaman ananın arkasındayım. Errr bu ne oldu lan amına koyayım. Biraz bu oyun korkutmaya başladı. Ama bir dakika. Hakikaten bu oyunda korkunçmuş lan. Çok konuşma delikanlı amına koyarım telefon gibi. Kapa şu telefonu be. Üf. Oğlum aç şu ışığı. Işık da kendi kendine gidiyor. Dolapta bir şey var mı? Kimse yok. Güzel güzel. Oğlum 404 nolu oda korkunçmuş ha. Bak lamba kendi kendine gidiyor. Oyunun netliğine ne oldu amına koyayım? Tövbe estağfurullah. Şu odaya girince oyunun netliği gidiyor. Ne biçim ayarlamışlarsa. Yatağı ben bu galiba bu evi kimseye satamayacağım. Hangi mal bu hayaletli evi alır ki? Dur hele dur. Be orospu çocuğu ben bu telefonu satarsam sen nasıl alacaksın? Satamıyorum. Hmm. Bak. Az önce bu şeyler yoktu arkadaşlar. Ayaklar, ayakkabılar. Yeni gelmişler. Amına koyayım. Hayaletin ayakları bunlara. Töbe töbe. Başlatmasın hayaletine bak. Ben dedim hafif uuu diye bir ses gelir de bildiğin hayalet koymuşlar orospu çocuklar oyuna. Tam çok fazla yapılacak bir şey yok lan bu evde. Ne yapamam mı ne koyayım? Küçücük göt kayır meraktan zaten gelmiştim hemen bunu satam can para ailesine. Bak bıçak filan da var. Evet jumpa orospu çocuklarına iteleyeyim bu evi. Hayalet mayalet demeyeceğim. Evet tamamen güvenilir evimiz satılıktır. Hanımlar almak isteyen varsa Rafet Barutçu. Ben zaten 83.000'e girdim şu eve. Yüksek bir şeyler verin abi be. Can para ailesi hemen balıklama atladı. Oo, Varide ablamızı iteleyeceğiz. 88.000 dolar teklif ediyor. Hemen Varide çaydanlı ablam. Seni mi kıracağım amına? 2 milyar da pazarlık yapalım öyle göndereyim bu fiyatı. Maldır amına. Hayalet artık buna ne yaparsa yapsın çok da umurumdaydı. Aha. Hadi. Hayırlı olsun ablacığım. Eğer kocan yoksa dulsan sana harika bir koca bulduk ama görünmüyor. Teklifini kabul edelim gitsin. Evet arkadaşlar evimle yavaştan vedalaşayım. Şu an birazdan uzaya gideceğim arkadaşlar. Ciddi anlamda uzaya gideceğim. Yani son bir kez hobi odasına bakın. Ondan sonra yukarıya da bakın. Heh, görüyor musunuz? Ne kadar da güzel bir evim vardı. Variller, silahlar. Sonra amına buradan buraya geçmek için atlamanız lazım. Evet. Banyom da böyleydi. Okyanus manzaralı. Ama artık bir değişiklik olsun diye uzaya taşınacağım. Artık insanlıktan uzak olmak için adaya geldim. Şimdi insanlıktan dünyadan uzak olmak için aya gideceğim. Evet bu adayı gerçekten izleyeceğim. Şimdi gidelim şu aya. Tarayıcımıza gelelim hemen. Bak alış evler burada. Aşağı inin. Ahanda aydaki ev. 482.978 lira. Bir kuruşunuz bile eksik olsa vermiyorlar arkadaşlar. Önce buraya gideceğim. Sonraki hedefim de şato olacak arkadaşlar. Aydaki evi de çok merak ediyorum. Bakalım açıklamada ne yazıyor. Bu ev oturanlara 384.000 kilometre boyunca çoğu dünyevi sorunlardan uzaklaşma imkanı sunuyor. Siz de doğru söylüyor amına. Dünyadan kopuyorsunuz komple. Buraya taşınacak aile işe gidip gelmede sorunlar yaşayabilir. Ancak pencerelerden gün ışığını seyretmek buna değer. İşe gidip gelme. Ama espri yapmışlar kendi çaplarında arkadaşlar. Bozmayalım gülelim yalandan. Evet evi satın alıyorum. Vay 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 vay. Uzaya bak sen. Bakın arkadaşlar burada elektrikli aracımız var. Amına koyayım sikerim elektrikli aracı. Bakın orada dünya var dünya. Ne kadar güzelmiş lan. Burada oksijenlerde ağaç saklıyorlar nefes almak için. Şu an ben kendim nasıl nefes alıyorum onu bilmiyorum. Galiba bende astronot kıyafeti var. Ya da götten nefes alıyorum ikisinden biri.
Ulan, aya adım basan ilk insan ben oldum galiba arkadaşlar. Abi bazıları diyor bilmiyorum, bir tane adam aya basmış da bahsi de diyor fotomontajdır. Yani resmi olarak şu anda gerçekten kamera kayıtları önünde ben aya adım attım. Tarihi geçmemi istiyorum. Bu arada gittim bir daha adaya döndüm arkadaşlar. Adanın satışını yaptım. 120 bin dolar etti benim eski evim. Şimdi hayırlısıyla bu adanın içerisine gir. Ada diyor. Hala ada diyorum amına. Şu uzayın içerisine girelim evimizin. Yeni evim bura benim. Koridor var. Ne kadar da ilginçmiş amına. Koridor var. Bir de arkadaşlar burada size yer çekimi de var. Zıplayamıyorum. Keşke yer çekimi olmasaydı ya. Üf. Oyun bunu düşünememiş mi amına koyayım? O ayda bir şey alıyorum, hala yer çekimi var. Gazoz içmişler. Kim içmişse ayda bile içmişler. Oğlum bari ayda bir şey uzaylı falan koysaydınız da onları temizleseydik. Ayda bile gazoz temizleyeyim mi amına? Güzel bir sığınak merkezi. Yatağım nerede onu da aşırı merak edeyim. Ve direkt bütün mobilyaları falan değiştireceğim arkadaşlar. Baksanıza da şuna. Hiç güzel döşeyememişler. Hele hele. Burada mı toplantı yapıyorsunuz amına? Şu bilgisayar da burada kalsın. Sonra garaj var burada. Oturma odası var. Galiba bu oturma odası. Yarrak gibi yermiş arkadaşlar. Bence boşuna para verdim bu kadarını ama. Neyse bir değişiklik olur diye aldım. 4 kişilik yatak odası var. Çekilişle 3 kişiyi aya götürüyoruz arkadaşlar. Ayda 31K. Bir de burada tuvalet nerede amına? He? Belki de yer çekimi yoktur diye insan tuvaleti gelmiyor diye arkadaşlar tuvalet koymamış olabilirler. Öyle şeyler var var. Eğer ki yer çekimi olmasa arkadaşlar tuvaletinizi tutabilirdiniz. Çünkü onu çeken... Aa tuvalet de varmış amına koyayım. Salladım arkadaşlar. Gerçekten de şeymiş, tuvalet varmış. Güzel güzel. Hem de böyle güzel bir klozet ha. Ama bunu merak ettim. Bu direkt nereye gidiyor? Kanalizasyon da yok burada. Direkt olarak bahçeye mi bırakıyor bu acaba? Şöyle. İlginç ilginç bir ev. Aa aynaların ışığı var. Güzel güzel bak teknoloji sona kadar hissettim. Şu an gerçekten hissettim. Ayda götünü silerken gelen keyif hiçbir şeyde yoktur. Ondan sonra şu çöpleri tem... Önce şu çöpleri temizleyeyim sonra ben evi incelerim ya. Böyle gıcık kaptım. Her tarafta bir çöp var. Sil 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 masaları sil. Heh. Lanet olsun böyle işe. Bu garajları sat. Sikerim garajı ben buraya hobi odası yapacağım ya. Üf. Kaç metrekare acaba? Komple şu uzaylı şey bakmadım ki. Güzel evim, güzel evim ya. Bundan sonra da şatoya gideceğiz izninizle arkadaşlar. Ulan bir de aklıma bu oyunu oynarken birden gaz station'daki uzaylılar vardı. O yeşillileri var ya hatırlıyor musunuz? Şerefsizler geliyordu dükkanda bana dayıyordu ya. Ne günlerdi amına. Yerler aynı tuvaletin fayansları gibi duruyor. Yerin döşemelerini komple değiştireceğim. Daha modern bir şey yapacağım. Açık sarı seramik fayansları de koyalım hele. Nasıl duracak? Yani güzel duruyor. Bence uzayda olması gereken renk bu. Bu böyle çok boğmuş ama tuvalet rengi gibi duruyor. Böyle modernize bir şey kullanayım. Çek çek çek. Koridor boyunca çek şunu. Baya paramı harcayacak ama olsundu. Öyle. Evet efendim. Güzel oldu koridorum. Yapmadığım yer kaldı mı diye bakıyorum. Baya büyükmüş lan bu uzaylı istasyonu. Harbiden. Bir de yatağın altında çöp varmış oğlum. Hangi pasaklı astronot böyle bir şey yapmış ki? İşte okumuş insan arkadaşlar her zaman modern olmuyor. Gerizekalı çöplerini şeyin altına atmış. Koltuğun altına. Yatağın altına. Hanzo. Sözde astronot olacak. Sikim ondan daha medeni amına. Şimdi bir kere insan bu istasyona girince ev diyesim gelmiyor çok uzun. Böyle şaşalı bir şey çıkması lazım. Böyle düpdüz koridor, hastane koridoru gibi olmaz. Ne yapayım ya? Böyle bir süs alalım önce. Şöyle bir tane gemi fotoğrafı koyayım. En büyüğünden X-Large. Yani nedir ben dünyayı özlemişim anladınız mı biraz? Ama ooo çok büyükmüş lan bu. Medium ver abi bana. Heh bu kadar büyük olmaz. Bir tane gemi fotoğrafı olsun arada bir deniz göremiyorum arkadaşlar. Aslında şöyle bakınca okyanusu görebiliyorum da. En iyisi bir tane pano böyle burada dursun. Sonra bir tane de şömine alalım o zaman. Mesela şu sonsuz karanlık şömine 1000 dolarlık var ya. Uzayda nasıl ısınacağız amına? Tamam böyle koyak. Çok güzel dur böyle girişte. Aç. Oh be. Girer girmez ısı sana vuruyor. Şöyle götünü dön. Bu tabloya bak devam et. Tamam birinci adımı tamamladım neredeyse. Hatta şu şöminenin üstüne de birkaç tane bitki koyabilirsem bir bakayım hele. Örneğin şu rengarenk bitkiler ne kadar güzel duruyor. İlk defa gördüm şu bitkileri burada. Şunun üstüne koyuluyor ha. Bir tane bir bunu koyayım. Bir tane şunu böyle zıpla koy. Ondan sonra başka böyle farklı pahalı bir çiçek yok mu arkadaş?
Bu ne amına koyayım, ben bu dünyada bile görmemişim. İsmi ne bunun? Diefenbachia. İyi, farklılık olur. Bir tane de şunu böyle koyayım zıplayıp. Lan hadi, çok güzel oldu arkadaşlar. Vallahi girişi bayağı beğendim, böyle harika oldu. Açık vanilya, sevdim bu rengi, az önce duvarın üstünde denedim, güzelmiş. Bir kısmını duvarların açık vanilyaya boyayayım. Böyle her taraf beyaz beyaz mavi, güzel durmuyor. Aynen böyle, koyu olsun birazcık içeriz. İnsan kendini böyle köy evinde gibi hissetsin. Çok aydınlığa da gelemiyorum ben zaten. Biliyorsunuz her şeyin ortası güzel, fazlası zarar yani. Işık perisi miyim ben amına koyayım, bu ışığı ne yapayım ben? Evet. Şöminenin keyfi zaten karanlık ortamda çıkar. Şuradan sonrası da farklı bir renk olacak. Bak burası böyle. Şuradan sonrası da farklı bir renk yapacağım. Hepsini de değişik yapacağım. Oğlum. Ya arkadaş, ben burayı boyuyorum, o gidiyor burayı boyuyor, anlamadım ki. Duvarı boyayamıyor. Şöyle. Ulan ne biçim yeteneklerim gelişmiş. Çok hızlı boyuyorum la. Eskide 2 saat uğraşıyordum, böyle hemen boyuyorum artık. Devam edelim. Şimdi ben bir tane sarı ver abi. Muz sarısı. Muz sarısı. Ya da topuk sarısı da olur. Ananas mutluluğu. Bu da olur, bu da. Ananas mutluluğu. Çek. Mutfağımızda ananas mutluluğu olsun. Ya bak, ben burayı boyuyorum arkadaşlar. Amına koyayım, duvarı deliyor geliyor burayı boyuyor. Uğraşamayacağım ha. Şimdi var ya, küfür ederim ben bu oyuna. Hala bak ya, ne güzel içine etti ortalığın ya. Mutfağı boyayacağız diye her tarafı boyadık, mutfak hariç. Hala baksanıza, şey koymuşlar musluk, sanki suyun nereden çekeceksem. Ya yarrak gibi oyun yapmışlar. Bakın, su gelmiyor. Kahve makinesi. Oğlum beni buraya hangi göt veren yolladı ya? Beni ölüme terk etmişler. Şimdi ben duvar öreceğim. Şurayı ayrı bir oda yapacağım arkadaşlar. Böyle çok büyük duruyor lan. Onun yerine burayı çalışma odam olsun gibi göstereceğim. Şöyle duvarları örmeye başlayalım. Örer. Zaten maliyeti yok duvarın. Olmadı tekrar yıkarım, kafama yatmadı ama. Çek. Çek kafaları da yarasın. Yarıyor geçiyordu. Adeta duvarları inşa ediyordu. Böyle çok sinematik yapacağım. Sinematik ne amına koyayım ya? Mimari yapacağım bu yapıyı. Saat arkadaşlar sabah 5 oldu. Benim uyku düzenim yarrağı yemiş, size zaten defalarca söyledim arkadaşlar. Ama hafiften de bir uykum geliyor diye bazen şaşırabilirim konuşmamda. Affedin beni. Buranın, bu niye olmuyor? Götü kaşın deyin ha. Olmuyor ha. He, burada alarm sistemi varmış o yüzden. Sıkmışım alarm sistemini. Ör duvarı. Lan. Şöyle birleştireyim. Derken. Bu engel çıkıyor önüme var ya. Her şey iç içe karıştı. Amına koydum. Yıkıl lan. Üf. Şunu da şöyle yerleştireyim. Bakayım hele. Aynen güzel oldu bakın. Artık burası kapalı, ne olduğunu kimse bilemeyecek. Toplantımızı böyle yapacağız. Gizli giriş, anladınız mı? Mutfaktan giriyorsunuz bu odaya. Kapıya falan da gerek yok aslında. Bence böyle gayet güzel durdu. Ya da gene de bir kapı olsun lan. Bu ne amına Hanzo gibi. Olur mu böyle? O zaman buradan tekrardan 3 tane duvarı kırmam lazım. Kapı yapacağız ya. Bir aksaklık çıkmasın. Ya işte plansız iş yaparsan böyle olur. Sürekli yıkıp açman gerekiyor ya. Hala bak. Kapı. Sik. Kapı neredeydi ya? Kapılar. 0575'lik şu kapıyı örneğin koyalım buraya. Güzel güzel, bu bayağı güzel duracak bence. Heh. Şöyle girelim. Bu sefer de buraya yarrak gibi durdu. Burayı ben nasıl kapatacağım? Cık. Arkadaş. Oğlum şurayı kapatmanın bir yolu yok mu ya? Bu ne? Pervaz yap. He, tam burayı kapatmak için de pervaz diye bir şey yapıyormuşuz. Bu da kısa duvar işte. Kapının üstüne hemen döşeyelim. Güzel ha, güzel, mantıklı bir çözüm ha. Az kaldı ağlayacaktım birden. Oh. Oda böyle, gizli odam da böyle oldu. Hem şuradan böyle bir giriş var. Hem de buradan kapıdan giriş var. Bu ne biçim gizli odam bana? İki yerden giriş var. Of. Olası bir uzaylı saldırısı için nereden kaçayım onu da düşüneceğim. Kime gizli bir oda da yapacağım. Henüz bitmedi işlerim. Toplantı odasında başka neler olur? Tam bilgisayarımız var. Şöyle kalsın hatta buraya. Buraya da bir tane kral sandalyesi alayım. Yazayım hele çıkacak mı? Kral sandalyesi. Buna gerçi kralın sandalyesi mi olur? Kral tahtı yazam hele. Kral tahtı. Yo boyun önü koymamış. Koltuklar kısmına geldim. Kendime ne seçeyim? O zaman Data Prince koltuk diye bir şey var. Bunu seçeyim kendime, kral koltuğu niyetine.
Ben de şurada oturayım o zaman, ne yapayım? Bakın, kullanmak istediğinizde böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Ya, tam bir taht sayılmaz ama güzel yani, idare eder. Bir de biz uzay işlerini yürütüyoruz ya, anlarsınız ya. Gece lambası koyun bir tane böyle masanın üstüne, şekil dursun ha. Of. Ulan her şeyi mi, bir insan her şeyi mi düşünür ya arkadaş? Tamamdır, ben çalışma odam bitti. Mutfak böyle, salonun girişi böyle derken daha da bir sürü yerim kaldı. Yatak odam ayrı duruyor. Sat bu 4 tane yatağı ne yapacağım? Yahu ben amma gibi klima mı olur? Hele bak, klimanın üstünü en son kim silmiş acaba? Çekil oğlum, zaten ofisimde yeterince çalışma masası var. Burada benim yatak odam yani, istediğimi koyarım. Çek siktir git. Buraya güzel lüksünden güzel bir yatak koyayım hemen. Neredeydi şu şeyler, lambalar, mobilya? Arkadaş ben de sürekli giriyorum aynı, girdiğim yeri unutuyorum. Heh, yatak odası. Hep bunu kullanmak istemiyorum, Nox koy yatak. Onun yerine ne koyayım? Güzel bir yatak da yok ki arkadaş. Hatırlarsanız köpek kulübesinde kaldığım günlerde İtalyan aşk yatağım vardı. Ulan ne günlerdi amına koyayım, var ya. Götverenlik günleriydi onlar. Onun yerine şu an nerede kalayım? Çift kişilik çift kişilik Dora yatak. Şık duruyor ha. Bence bayağı da güzel bir şey. Şu burada kalsın. Uzaydır yani. Komidin bu olsun. Siyah. Hemen böyle nerede olur komidin? Yatağın şu tarafında olması gerek gerçi ama. Neyse benki bel olsun. Hem de 2 adet komidin. Niye? Çünkü benim çok eşyam var, anladınız mı? Makyaj masası setini götüme mi sokayım? Ona gerek yok. Ama gardırop olabilir. Gardıropta neon açık renkli olsun. Bu küçükmüş be. 2 tane alayım o zaman. Evet, yatak odasında başka ne olur amına koyayım? Yatak olur. Evet, galiba başka da bir şey olmaz. Bir tane de kendime televizyon koyayım. Hele X-Large en büyüğünden devasa bir şey buraya asabilir miyim uzaya? Oluyor buraya. Ulan televizyonun boyutuna bakın amına koyayım. Tam uzaya yakışır bir şekilde olmuş ama ters koymuşuz. Ulan bizim işimiz de hiçbiri mi doğru olmaz arkadaş? Böyle dizinden böyle yatalım arkadaşlar. Yatakta yatarken şuna bakalım, gözümüz kör olsun. Şunun boyutuna bak hele. Güzel güzel. Bak işte odaya şık katan bir detay oldu bu. Aynı zamanda duvarın rengini falan da bir değiştireyim hemen. Petek duvar kağıdı. Çok güzel bir şey bu. Ben bunu diğer evlerimde kullanmıştım. Nasıl güzel durduğunu biliyorum. Böyle döşemeye başlayayım bunu. Hep boya boya olmaz. Biraz da petek boyası yapalım. Arı peteği bunun ismi aslında. Bizler arı maya izleyen insanlardık. Ne oldu da her gün porno izler hale geldik? Şak 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 detaylar. Döşeme işleri insanı yoruyor ya. Bir de ben 5 saattir şu oyunun önündeyim arkadaşlar. Şu gözümün kızarıklıklıklıklık lok 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 loklarına bir bakın. Bir fondöten bana önerin de gözümün altına süreyim. Göz altına ne sürülüyordu? Rimmel mi acaba? Yok, fondöten sürülüyor göz altına ya. Rimmel şeye sürülüyor. Kipriklere. Yoksa kaşlara. Bana ne amına koyayım, neye sürülüyorsa sürülüyor. Çok da umurumda. Duvarın kaplaması da bitti. Ama şuraya bence bir şey daha sığdırırım ben. Bir bilardo masası da buraya koyayım yatak odama. Gel en şıkından. Harikayım harika. Oğlum böyle yatak odası kimde var lan? Uzaydasın lan. Vay be. Hem de bahçeye de direkt açılabiliyor. Güzel güzel, arada çık bahçeye nefes al. Yani kafamda astronot şey olabilir ama gene de iyi bir şey. Burada ne yazıyor? HIF HFX Mon Faculty. Ayda sikiş demek. Fak Faculty. Ondan sonra şurayı da hiç görmedim. Burada patates mi ekmişiz biz? Bu ne acaba? Aç. Marula benziyor bence bu. Bu da şey ağacına benziyor. Akasya ağacı. Ulan şu yıldızlara bakın ya. Şu evrende var ya, biz küçük bir nokta kadarız. Bir de amına koyayım triplere giriyoruz derdimiz var diye. Amına koydum, sen derdin var. Bir de git uzaydaki 5 kafalı uzaylıları düşün. Onların ne dertleri vardır? Adamların sikleri 45 santim yani, siz düşün. Gel gelelim hobi odasına. Hobi odasında neler olur? Hemen şöyle gelelim şuraya. Bakın rastgele kısmına geliyoruz. Burada değişik değişik süslemeler var. Neler koyayım? Öncelikle şu fileli ışıklardan koyalım. Sarıymış. Bir tane böyle asayım komple. Girilmez tabelasını da koyayım. Sonuçta bura benim özelim. Çekil. Çek. Girilmez amına koyayım. Hobi odasıdır. Hatta görmeyen göt verenler için de bir tane de yukarı koyayım. Bazıları yukarı bakarak yürüyor amına. Tamamdır. Tekrardan içeri girelim. Aç şu ışıkları. Ulan bende mi sauna yapsam acaba? He?
Belə səhər savunu ısıtıcısını belə bir tane koyalım buraya. Bu bana hava versin yeter. İlla her tarafın taxta olmasına gerek yok. Bu oda çok sıcak olmalı. İnsan girdiği gibi soyunmalı. Ayrıyeten soyunduğumuzda bir yere de oturmamız lazım. Böyle kanepe olsun. Buraya yatak sığmaz. Kanepe. Pek koyu kanepe. Oo, hemen böyle savunanın karşısında bir tane kanepe. Güzel. Şimdiden dizmeye başladım. Ama bu kanepenin rengi de aynı renk olmasın savunayla. Çok benziyorlar birbirine. Menekşe rengi olsun. Evet. Şöyle. Isıtıcı var. Kanepe var. Başka ne lazım? Bir tane de böyle kitaplık alayım. Ola ki ben birini atarım yani. Ben ne kitap okuyorum ha? Kültürlü birim havası vermek için aldım bu kitaplığı. Hatta üstüne de birkaç tane de kitap koyalım ya. Aynı kitaptan 10-15 tane aldım arkadaşlar. Kız soracak niye bu kadar fazla aldın? Diyeceğim çünkü kitabı çok beğendim. Defalarca okumak için o kadar aldım. Evet, gerçekten kızı etkileyeceğimi düşünüyorum. Zaten oda da sıcak, buradan sauna ısı verecek. Kız kitapları da görecek. Burada da hazır bir koltuk var. Çok güzel oldu. Hobi odam da tamam. Çıkayım buradan. Bakın giriş yasaktır. Çıkış da yasaktır. Evet arkadaşlar, size son kez uzay istasyonumu tanıtayım. Ulan acaba bu duvarların dışı boyanıyor muydu? Bak şimdi yeni aklıma geldi. Yok, duvarların dışı boyanıyormuş, evet. Bunu da bir diğer bölüm yaparız. Giriyorsunuz içeri arkadaşlar. Şömineniz var, tablonuz var. Çok güzel bitkiler var. Harika bu ortam derken mutfağa geçip atıştırma yapabilirsiniz. Ve burada da ofis yerimizi görebilirsiniz arkadaşlar. En önemlisi, en sevdiğim odam olan hobi odası. Girmesi yasaktır arkadaşlar benden hariç. Bir de bir misafirim olursa ondan hariç girmesi yasaktır. Sauna var, şey var. Oğlum zaten defalarca gösterdim ama aynı yeri niye bir daha gösteriyorum ki? Bir de yatak odamı arıyorum, bulamadım. Çok büyük ya içerisi. Heh. Yatak odam da buraydı arkadaşlar. Ben gayet de beğendim bu uzay istasyonunu. Bu serinin arkadaşlar final bölümüne bayağı yaklaştık. Bu ya gelecek bölüm ya da ondan öbürkü bölüm final olacak. Bu seriyi seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.